الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Muhterem müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemiz tövhidi muhafize edebilmek, tövhidi, imanı koruyabilmek, korumak hakkında olacaktır. Kardeşler, en mühim olan şey imanda takvadır. İmanda takva tövhidi koruyabilmektir. Hazreti Peygamber aleyhisselam, kimin son nefesi tövhid, yani La ilahe illallah olarsa cennete girer diye buyurur. Bes tövhid nece korunacak? İman nece muhafize edilecek? Ne şekilde tövhid yaşanacak? La ilahe deyilerken kardeşler, kalpten Allah'tan başka bütün ilahlar çıkarılacak ki kalpte cemali sıfatlar tecelli etsin. Kalp pis ve harap halde olarsa onda o kalpte cemali sıfatlar olmaz, o kalpte cemali sıfatlar tecelli etmez. Furkan suresi 43. ayette Uca Allah'ımız ey peygamber sen öz heva ve hevesini ilah edenleri gördün mü? Meğer sen ona vekil olarsan diye buyurmaktadır. Demek ki kalpten bir sıra menfi hususiyetlerin, menfi halların, menfi davranışların silinmesi ve menfi duyguların çıkması lazımdır. İllallah'la da kalpte imanın güçlenmesi lazımdır. Bir insanda nefsani arzular galip gelirse o kul Allah'tan uzaklaşar. Ruhani arzular galip gelirse o kul Allah'a yakınlaşar. Allah Teala insana bu dünyadayken birçok imkanlar ve sayısız nimetler vermiştir. Mal mülk verir, evlat verir, istedat ve bacarıklar verir, megam, mövge vesaire kimi Allah Teala nimetler verir. Bunlar hamısı Allah'ın nimetleridir. Bunlar kardeşler iki uçlu bıçak kimidir. Bu nimetleri nefsimiz için istifade ettiğimiz zaman kalpte ilahlar peyda olur. İnsan da onun bütperesti olur. Ama bu vasıteler, bu nimetler Allah yolunda seferber olunarsa o zaman kalpte uca Allah'ın cemali, şefkat, merhamet, afuv, gafur vesaire kimi sıfatları tecelli eder. İnsan kalben hassaslaşar, zarifleşer. Zarif ve ince ruhlu, hassas bir insan olur. Bir yaş yarpağı bile koparmaktan narahatlık hisseder. Uca Allah verdiği nimetlerden mesul olduğumuzu beyan ederek Tekasür suresinin 8. ayetinde sonra o gün verdiğimiz nimetlerden mütlak sorgu sual olunacaksınız diye buyurur. Sonra o gün verdiğimiz nimetlerden mütlak sorgu sual olunacaksınız. Yani Allah kime ne kadar istedat, nimet verdi? Biz bunları ne kadar inkişaf ettirdik? Ne kadar ifa ettik? Ne kadar tekvalı olduk? Ne kadar Allah'tan korktuk? Allah'a yakınlaştık? Veya Allah korusun ne kadar fücura, günaha düçar olduk? Hamısının hesabını vereceğiz tek tek. Kalbin müalicesi
ruhun mensup olduğu Rabbine zikirle mümkündür kardeşler. Kalbin müalicesi ruhun mensup olduğu Rabbine zikirle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de de 200'den artık yerde zikirden bahs olunur. Demek ki bende Hak Teala'nı unutmayacak. İman kalpte güclenecek. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur tapar ayesinde ifade edildiği kimi. Kalp ancak o şekilde huzur tapabilir, huzur halına gelir. Harada huzur tapacak? Bollukta da huzur tapacak, darlıkta da huzur tapacak. Bollukta Allah yolunda daha çok verdiği nimetleri sarf etmekle, harcamakla, tesettük etmekle huzur tapacak. Darlıkta da uca Allah'a sabretmekle, ya Rab her şey sendendir, esas hayat ahiret hayatıdır diyerek Allah'a yakınlaşabilmek, Allah'ı unutmamak, Allah'la huzur tapmaya çalışmak. Kardeşler, Allah Teala Haşr suresi 19. ayette haberdarlık eder. Allah'ı unudan ve bu sebeple de Allah'ın onları özlerine unutturduğu kesler kimi olmayın diye. İnsan ancak Allah'ı unuttuğu zaman günah işleyer. Kardeşler, bir insan ya Rab diyerek bir nefere söz atmaz, işine engel olmaz. Bismillah diyerek bir gıybete başlamaz. Ya Rab diyerek kul hakkına girmez, başka birini incitmez. Ona göre de Allah Teala Allah'ı unudan ve bu sebeple de Allah'ın onları özlerine unutturduğu kesler kimi olmayın diye buyurur ve de bize haberdarlık eder. Dünya ilahi aleme giden bir stansiya, dayanacak kimidir. Ona göre bu stansiyada, bu dayanacakta yuhlamamak lazımdır. İmanın merkezi kalptir kardeşler. İmanın merkezi kalptir. İman his ve duygudur. Hissiyatın merkezi kalptir. İman dil ile ikrar, dil ile itiraf, kalb ile tasdiktir. Yani dikkatli olun. İman dil ile ikrar ve zihinle tasdik değildir. Kalb ile tasdiktir. Ona göre de esas olan imanın kalpte derinleşmesi, kalbe hak yolunmasıdır. Bu kainattaki müammalar ve sirler ağılla değil, kalple aydınlaşır, kalp keşfedir. Dinin de ile en çetin meselesi budur. İmandır, kalbi, imanı, tövhidi muhafize edebilmektir. Aziz müminler, iman hiç vaxt güzeşt kabul etmez. İman hiç vaxt güzeşt kabul etmez. Allah Teala Hud suresinin 113. ayasında zulmedenlere, fasiklere, ahiretini itirenlere, gafillere meyletmeyin. Yoksa size ateş tokunar diye buyurur. Çünkü bir fasike meyil ettiğiniz zaman ondan hisseler gelmeye başlayır. Ayenin devamında da Allah'tan başka dostunuz, himayedarınız yoktur, sonra size kömek de olunmaz diye buyurulur. Demek ki tövhidi koruyabilmek için zulmedenlerden, zalimlerden, ahiretini itirenlerden uzak durmak lazımdır. Kardeşler, tövhid çok mühimdir. Allah Teala özüne asla ortak, şerik kabul etmir, istemir. Ve bunun için de Allah Teala şirk günahını bağışlamır. Bunlarla birlikte din, İslam düşmanlarına mehabbet kurmak kalbe bir leke getirer, zarar verer. İmam Gazali rahmetullahi aleyh deyir ki, zihni beraberlik kalbi beraberliğe yol açar. Sonra ayaklar sürüşer. Beyhagi'den nakl olunan bir hadiste Hazreti Peygamber aleyhisselam böyle buyurur. Fasık bir kimse tarif edildikte, medh edildikte Allah Teala gazaplanır ve bu davranış sebebiyle erş sarsılır. Bu hadis-i şerif çok mühimdir. Bu işin felaket tarafını, kalpte meydana getirdiği felaketi bildirir. İbn Hanbel'den nakl olunan başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz aleyhisselam buyurur ki, münafige efendi demeyin. Eğer onu efendi hesap edersinizsə Allah'ın gazabını üzerinize çekmiş olarsınız.
Ali İmran suresi 28. ayette de Allah Teala böyle buyurur. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost tutmasınlar. Bunu eden kimse Allah'dan hiçbir şey gözlemesin. Artık onun Allah yanında hiçbir qədir qiyməti olmaz. Lakin dikkat olunacak bir husus var. Vətəndaşlıq ayrıdır, dostluq ayrıdır. Vətəndaşlıq sayğıdır, hüquqdur, haq hüquqa diqqətlənməkdir və s. Bunlara dikkat ediləcək. Mühüm olan mümin müminlə əlaqəsini artıracaq, iman güclənəcək. Yenə bir ayədə uca Allah müminləri tərk edib kafirləri dost tutmayın. Onların yanında izzət, şərəf mi axtarırlar? Bilsin ki, bilsinlər ki, bütün izzət yalnız Allah'a aiddir. Bir hədisdə də kim bir qövmə bənzəyərsə, o da onlardandır deyə buyurulur. Qardaşlar, 10 Məhərrəm Aşura orucunun tarixçəsini bilirsiniz. Yahudilər Hazreti Musa'nın xatirəsinə oruç tuturdular. Hazreti Peygamberimiz də müminlərə oruç tutmalarını əmr etmişdir. Lakin oruç tutma şəkli fərqli olduğu halda Hazreti Peygamber aleyhisselam bir gün əvvəlində, bir gündə sonrasında oruç tutun deyə əmr etmişdi. Dikkat edək. İbadətdə belə Allah Teala Hazreti Peygamberimiz başqasına bənzəməməyimizi arzu edir, istəməkdədir. İbadətdə belə müxalifət, yəni İslam şəxsiyyətini, İslam xarakterini mühafizə etməmizi istəyir ki, bu da imanımızın bir gərəyidir. İmanı qorumaq üçün son dərəcə diqqətli olmaq zəruridir. Qəlbin meyl etməsi bıçaqla çörək doğrayan bir insanın səhvən əlini kəsməsi kimidir. Bıçaq qeyri-iradi sürüşər, əli kəsər. Ülfət də meyl etməkdə bu şəkildə qəlbi o tərəfə sürüşdürər və meyl etdirər. Ona görə də Allah Teala, ey iman gətirənlər, Allahdan ona yaraşır şəkildə qorxun, ancaq və ancaq müsəlman olaraq ölün, deyə buyurmaqdadır. Bunun üçün də, qardaşlar, kitab və sünnənin qəlbin dərinliklərində hiss edilməsi, qəlbdən və bir həyəcan içində yaşanması zəruridir, məcburidir. Nə vaxta qədər? Ölənə qədər. Son olaraq, Tirmizinin nəql etdiyi bir hədisdə Hazreti Peyğəmbərimiz əleyhissalam buyurur ki, şiddətli bir şəkildə yaxınlaşan fitnə səbəbi ilə vay insanların halına, insan mümin olaraq sabahlayar, axşam kafir olar. Bir qrup insanlar dinlərini kiçik bir dünya mənfəəti qarşılığında dəyişdirirlər. Elə zamanlarda dininə sıx sarılan, möhkəm yapışan kəs əlində qor ateş tutmuş kimi olar. Ona görə də, qardaşlar, qəlbdəki imanın qorunması, tövhidin mühafizəsi çox mühümdür. Xüsusilə də bu zamanda imanın hər an əldən getməsi üçün fitnələrin bol olduğu bu zamanda imanın qorunması, tövhidin mühafizə edilməsi zəruridir, məcburidir.